Merhaba, Gökhan Bey. Nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan sahne alacaksınız. Seyirciyi nasıl bir sahne bekliyor? Neler söyleyebilirsiniz? Her zamanki akustik sahnemiz. Güzel bir sahne olacak. Yine bol bol güzel şarkılar söyleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar. Güzel eğleneceğiz. Yine her zamanki, eğer daha önce geldilerse akustik sahnemize, böyle aşırı farklı bir şey görmeyecekler. Yeni albüm çıktı ama ondan da şarkılar. Tabii yeni şarkılarımız var zaten. Bütün yeni Ekim'den itibaren çıkardığımız şarkıların hepsini çalacağız biliyorum. İki şarkımız Aşkın Enkazı Mısır olacak. Onun dışında da eski şarkılarımızı, yeni şarkılarımızı hepsini çalacağız. Ya, yaklaşık olarak bir hafta oldu sanırım. Nasıl girdiniz herhalde albümü ilginiz? Albüm değil, single. Single albüm. Tek tek şarkılar çıkarıyoruz. Aslında single da değil. Albümün parçası bunlar. Geçen hafta çıkardığımız, 14 Şubat'ta çıkardığımız, 14 Şubat'a özel yine albüm içerisinde yer alacak olan Kağıt parçası. Aynı zamanda Fransızcasını yayınladık. İki şarkı birden. Bir Türkçe versiyon, bir Fransızca versiyon. Şarkının adı Kağıt, Fransız versiyonu adı Boulistoua. Bundan sonraki çıkaracağım şarkı da Nisan'ın ilk haftası veya ikinci haftası gibi o tarihlerde olacak. Ondan sonra da Mayıs'ın ortası veya Haziran ortası gibi de son şarkımızı vereceğiz. Sonra bir ara verip Eylül'de şarkılarımızı düzenleyip 3 şarkı daha ekleyerek Eylül'de bir plak çıkaracağız. 10 şarkılık, yani 10 track, daha doğrusu 9 şarkı olmuşsa 10 tracklik bir plak çıkaracağız. Yani çıkardığımız parçalar güzel tepkiler alıyoruz. Tabii ki sık sık verdiğimiz için hepsini ilgi birazcık hani dağılıyor tabii ki yani genel olarak. Tek bir şarkıya odaklanmadıkları için, birkaç şarkıya odaklandıkları için herkes bir şarkı seçiyor büyük ihtimal. O şarkıya yoğunlaşıyor. Birazcık da zaman da vermemiz gerekiyor normal olarak tabii. Ama biz sık verdiğimiz için, ayda bir verdiğimiz için o birazcık tabii şey oldu. O yüzden de bu yeni çıkaracağım şarkı bir buçuk ay falan ara vererek, ondan sonra çıkaracağım şarkı da iki ay ara vererek falan çıkarırız. Hazır değil mi bu bahsettiğiniz şarkılar? Evet, hepsi hazır. Böyle aşırı kaygısız bir albüm benim için. Hani hiç kaygı düşünmeden sadece ve sadece hissettiğimle ileri dönük baktığım bir albüm. O yüzden de özel olarak bir de şarkıların karakterleri de, sound'u da hak eden bir albüm, plak çıkarmayı. Şarkıları zaten plak, yani plak çıkması için kaydediyoruz. Ona göre kaydediyoruz. Mixini de ona göre yapıyoruz. Kayıtları da ona göre yapıyoruz. Odağımız plak yani şu an. Peki son dönemdeki müzik piyasasını nasıl buluyorsunuz? Sizce pop tekrar yükseliyor mu? Abi sormayın artık ya. Pop böyle niye düşsün ki abi ya? Yani öyle bir şey yok. Birisi öyle bir şey söyledi. Söylemekten yani, ziyade yok. Dijital platformlarda çok belliydi ya. Rap'in çok büyük bir yükselişi vardı. Tamam, milyon tıklanmaları şey var, vesaire. Bunu bir yerde daha söyledim. Pop dediğin şeyin aslında pop olmadığını düşünürsek, hani kaliteli bir şey yapılmadığı sürece herkes kafasına göre söz yazdığı ve hiçbir şey aslında dünyada ya da hayatta hiçbir şey olmuyormuş gibi saçma sapan sözler yazıldığını öngörürsek, bir yandan da rap müzik bütün gerçekliğiyle, bütün çıplaklığıyla her şeyi artık o kadar çok hani adam var ki yeter artık hani birileri bir şeylerden bahsetmesi lazım diyen o adamlar ortaya çıktığı için bizim pop dediğimiz sound maalesef düşüşe geçti. Benim popum ölmedi. Yani, ama pop düşüşe geçti, siz de kabul ediyorsunuz. Abi ben o pop olarak kabul etmediğim için bir şey demiyorum. Yani hani işte düşüşe geçti demiyorum zaten. Başta söyledim pop ölmez diye. Yani öyle bir şey yok zaten, müzik tarzı yaşasın türkü falan yani hani yok, öyle bir şey yok ki yani hani birisi parlar, birisi ikinci plana düşebilir ama benim bildiğim, benim yaptığım pop ikinci plana düşmedi açıkçası. Yani bunun alternatifi var, başka şeyi var, başka şeyler var. Yani birileri doğruları ve gerçekleri bağıra bağıra söylediği için sadece ön plana çıktılar, bu kadar basit. Yani bir kişinin ben kim olduğunu tahmin edebiliyorum, biliyorum, öyle bir şey duyduğumu hatırlıyorum. Bir kişinin pop öldü ben rap yapacağım artık falan demesiyle rap falan olmaz yani. O kesimin yaptığı pop ölmüş olabilir, evet. Çünkü gerçekten artık anlamışlardır herhalde kötü bir şey yaptıklarını. Hani o yüzden bir şeyler ön plana çıktı. Yani siz bir şeyleri kötü yaparsanız iyi ve gerçek yapan adamlar bir öne geçer. Bu kadar basit yani.
Hani benim için öyle bir sakınca, benim için öyle bir çekincem ya da eyvah ne yapacağız? Rap öne geçti. Rap mi yapsak acaba falan diye bir çekincem hiçbir zaman olmadı. Çünkü ben doğru yaptığım şeyi, hissettiğim şeyi yapıyorum. Doğru yaptığıma inandığım şeyi yapıyorum. Sözlerim gerçek, anlattığım hissiyat, hikaye gerçek. O yüzden de abi benim popum ölmedi, kimse kusura bakmasın. Ölenlerin de başı sağ olsun. Her ay bir şarkı geliyor zaten. Peki iş dışında aile hayatınız nasıl? Çocuklarınızla nasıl vakit ayırıyorsunuz? Her şey yolunda, sıkıntı yok çok şükür. Bu ara böyle hastalıklarla boğuşuyoruz. Sağ olun. Ben de birazcık böyle kaptım. Yok çocuktan değil ya, seyahat etmekten, yorgunluktan falan filan oluyor öyle. Biraz böyle ben de bademcikleri falan bir şişirdik. Biraz böyle rahatsız çıkacağım sahneye ama iğneyle toparlayacağız. Önümüzde de çok konser var. 6 tane konserimiz var. Onu biraz toparlamak için. Normalde konser olmasa idare ederim yani hayat içerisinde ama. Konser olunca biraz sıkıntılar. Yani. Geçtiğimiz hafta oldu onlar. Onları atlattık, ondan sonra zaten sıkıntı oldu geldiğimizde. Çocuklar da iyi, onlarda da sıkıntı yok abi. Güzel, her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Alo. Eyvallah.